Türkiye'nin en büyük omurgasızı geliyor. Hazır mısınız? Hayır, hayır. Devlet Bahçeli asla değil. Bugün karşımızda Devlet Bahçeli'yi sollamış ve birinci olmuş bir kişi var. O kişi Sinan Oğan. Evet, Sinan Oğan. Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alan Erdoğan'ın yanında yeni bir kişilik. Kimse bizim karşımıza Türklük dede de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği... Ayaklarının altına almış bir iktidar. Yeni bir sözde Türk milliyetçisi. Katıldığı Babala TV programında... Türk bayrağındaki Türk ismini çıkarmayı teklif eden Hüdapar'la Türk milliyetçileri nasıl yan yana gelebilir? Diye Devlet Bahçeli'yi eleştirip, şimdi Hüdapar'la yan yana gelen Türk milliyetçisi. Zamanında AK Parti'ye hırsız diyen, Türkiye'yi şöyle batırdı, böyle batırdı diyen ve yine Erdoğan'ı Suriyelileri ülkeye sokmasından dolayı binlerce kez eleştiren, zamanında atmış olduğu bir tweette... AK Parti tarafından bize teklifler geliyor ama biz omurgalıyız diyen Sinan Oğan. Bugün ne yaptı biliyor musunuz? Erdoğan'a desteğini açıkladı. Ya bu siyasetçilere cidden güven olmaz. Bakın benim burada kendisini eleştirme sebebim adamın görüşlerinin bana uymaması değil. Omurgasız olması. İkisi arasında büyük bir fark var. Yani atıyorum aranızda bir sürü kişinin muhtemelen benimle görüşleri uyuşmuyordur. Görüşlerimiz farklıdır. Bunda bir sıkıntı yok. Ben yine sizle aynı masaya oturur düzgün bir şekilde sohbet ederim. İki medeni insan gibi. Görüş ve fikirler aynı olmak zorunda değil. Ama sen bugün söylediğin şeyin ertesi günü tam tersini söylüyorsan bir öyleysen bir böyleysen ve kendinle çok çelişiyorsan işte o zaman omurgasız olursun ve Sinan Oğan tam bir omurgasız. Bu adam Erdoğan'a demediğini bırakmadı. Ne Kandil Dağı ne Domuz Bağı dedi. Biz iki taraftan da olmayacağız dedi. Domuz Bağı'nı tercih etti. Ve hayır gerçekten benim bu adamı eleştirme sebebim Kılıçdaroğlu'na katılmamış olması da değil. Katılmayabilirdi abi. Tarafsız da kalabilirdi. Çıkardı ve derdi ki ben Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğini düşünüyorum. Bana şu şu yönden uymuyor bu yüzden de kendisine katılmayacağım diyebilirdi. Ve tarafsız kalabilirdi. Ama Erdoğan bu adamın görüşlerine bariz uymayan birisi. Ve sen buna rağmen çıkıp da Erdoğan desteklersen işte ben sana o zaman omurgasız derim. Hele ki Ata İttifakı'nın üyeleri bile sana aynen bunu söylüyor. Ümit Özdağ bile muhtemelen şu anda bu kararının arkasında değil. Ve seni biz Ümit Özdağ sayesinde duyduk, tanıdık. Abi sen nasıl bir insansın lan? Bir Türk milliyetçisi gerçekten nasıl nasıl Hüdapar'la yan yana gelebilir? Bak bana saçma sapan HDP MDP demeyin şu anda. HDP masada bile değil, ittifaka dahil değil. Ama Hüdapar Cumhur İttifakı'nın masasında ve bizzat AK Parti'nin listesinden meclise girdi bu adamlar. Oğlum bu adamların meclise AK Parti soktu. Ve bu adam daha geçen yaptığı açıklamada PKK'da Hizbullah'ta terör örgütü değildir dedi. Buyurun dinleyin. Hizbullah terör örgütü müdür diye sorsam. Hayır soksan. çok da söylemiyorum değil midir? Bilmiyorum. Siz öyle algılayabilirsiniz ben öyle isimlendirmiyorum. PKK terör örgütü mü? PKK diyorum ben bir yani birileri illa şu şekilde isimlendirir bu faşizmdir. Yani sen hem Kandil Dağı'nı hem de Domuz Bağı'nı tercih ettin. Tebrik ederim. Gerçekten tebrik ederim. Ya biz senden ne bekliyorduk ki zaten? Aptallık gerçekten hepimizdeydi. Bir babalaya çıktı kibar davrandı nazik konuştu diye yapmaz böyle bir şey dedik güvendik. Ama sen güvenimizi boşa çıkardın. Bir taraf belirlemek zorunda değildin. Ama sen bunun üstüne sana en uzak olan tarafı seçtin. Bakın bu listedeki görüşlerin hiçbirine AK Parti uymuyor. Ne Suriyeliler gidecek ne parlamenter sisteme geçecek. Ne Hüdapar'dan uzak durulacak. Ne de anayasanın ilk dört maddesi tehdit altına girmeyecek. Çünkü Hüdapar bunun değişmesi gerektiğini açık ve net bir şekilde söylemişti. Ama mesela Kılıçdaroğlu bunların hepsine uyuyordu. Uysa bile ona katılmak zorunda değildin ama bak tekrar söylüyorum. Tarafsız kal. Katılmıyorum de. Ben bu adamın yenileceğini düşünüyorum. Bu yüzden bu adama ortak olmak istemiyorum de. Bu senin düşüncen. Ve bu seni omurgasız yapmazdı. Belki senin fikirlerine katılmazdık, görüşlerine uymazdık. Eyvallah. Ama sana kimse omurgasız diyemezdi. Sen yine omurgalı bir siyasetçi olmaya devam ederdin. Ama bu verdiğin en iğrenç karardı ve ben tepkimi seni takipten çıkarak koydum. Türk gençleri de umuyorum ki bunu yanına bırakmayacaktır ve bu yaptığını asla unutmayacaktır. Sen Türk milliyetçisi değilsin. Sen Türkiye'ye düşmansın. Bunu da Hüdapar'la yan yana gelerek kanıtladın. Hadi kaçıyorum ben. Harbiden öfkeliyim yani.